Discord'un kendi içerisinde bir takım ciddi anlamda farklı kullanım aracı olarak değerlendirilmesi söz konusu arkadaşlar. Bu ne demek onu anlatayım önce. Hackerlar Discord'u çok kullanıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki hackerlar IRC'yi de kullanıyordu eskiden. Aynen öyle abi. Eskiden IRC'ydi. Şimdi mevzu Discord'a döndü. Ne oldu? Şu oldu. Discord'da bir dosya attığınız zaman arkadaşlar Discord buna cdn.discordapp.com/xyzz bilmem ne bilmem ne diye bir isim veriyor, tamam mı? En sonunda da diyor ki böyle zararlı yazılım.exe neyse işte. Bu link webden ve siz bu sunucunun içerisinde olmasanız bile anonim olarak tıklanabilirsiniz halde. Yani bu linki biri size attığı zaman o linkin uzantısının ne olduğunu görmüyorsunuz. Direkt olarak sadece işte cdn.discordapp.com diye adres görüyorsunuz. Bu phishing saldırısı yapacak olan adam için inanılmaz bir şey. Abi hikaye şu. Content Delivery Network diye Discord'un sizin aranızda paylaştığınız her şeyi sakladığı bir bulut sunucusu var. Bir tane değil tabii, binlerce sunucu var. Discord'da aranızda paylaştığınız her şey, tüm dosyalar direkt olarak bu cloud'da tutuluyor. Yani biriniz birinize bir dosya attığınız zaman bu dosya direkt olarak her zaman Discord'un kendisinde var oluyor. Ve buna bir link oluşturuyor. Oluşturduğu bu linki Discord'da aynı yerde sizinle beraber aynı serverda olmayan birisine attığınız zaman adamın önündeki link şu şekilde gözüküyor. cdn.discordapp.com/hede diye devam ediyor. XYZ bilmem ne diye. Yani adamın önüne phishing için gerekli bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle bir şey atabilirsiniz. Discord yeni güncelleme şuradan indirebilirsiniz diye bir link koyuyorsunuz. Herif bir bakıyor linkin üzerine götürdüğünde cdn.discordapp.com geçerli bir link o. Ne yapıyorsunuz? Tıklıyorsunuz, tamam mı? Otomatik olarak. Hop gitti bütün her şey. Böyle saklanabiliyor dosyalar Discord'un arkasına. Çok ciddi kullanılan bir metot. Şu anda çok popüler. Discord'dan Discord linklerine çok dikkat edin. E-mail'la gelen, size dışarıdan verilen, WhatsApp'tan gelen, yani gönderilen dosyalara dikkat edin. Şimdi yeni modada Remote Access Trojan'lar, yani uzaktan yönetme şeyleri Discord serverlarını kullanmaya başlıyor. Discord serverlarına otomatik olarak command ve kontrol yaptırıyor Discord'a bağlanarak. Siz tıklıyorsunuz zararlı dosyaya. Dosya çalışıyor. Makinenizi enjekte ediyor, infekte ediyor. Makine infekte olduktan sonra Discord'daki sunucuya bağlanıp oradan komut beklemeye başlıyor makineniz. DM atıyor yani sahibine. Sahibi de diyor ki screenshot al, görüntüleri kopyala, işte kredi kartı bilgilerini ver, Chrome passwordlerini al, bilmem ne yap. Takır takır geliyor. Discord bununla ilgili zararlı yazılımları Discord linkiyle paylaşılması mevzusuyla ilgili bir takım çalışmalar yapacağını ve bu konuda iyileştirmeler yapacağını söylüyor ama bu ne kadar gerçekçi ve ne kadar zaman yaparlar bunu belli değil. O kısım daha açık değil. Yani çok ilgilenmiyorlar arkadaşlar. Siz dikkat etmek zorundasınız. Hatta Enterprise için şöyle bir şey tavsiye ediliyor. Gidin deniyor. Firewall'lardan, yani o kurum koruma yazılımlarından Discord bağlantılarını kesin. Böyle bir durum var. Yani dostlar, eskiden IRC'de kullanılan tatavalar şimdilerde Discord'da kullanılmaya başlanmış durumda. Discord'un kendisi de kendi CDN'i, yani Content Delivery Network'ü de, bu bahsettiğim bulut bilgisayar sistemi inanılmaz derecede phishing için kullanılıyor. Discord'dan gelen linkleri tıklamayın abi. Eğer siz şirketlerdeki gibi Firewall'unuzdan, Windows Defender'ınızdan Discord bağlantısını keserseniz o zaman Discord'a erişemezsiniz. O yüzden yapmayın onu. Dikkat edin. Kendiniz dikkat edeceksiniz yani. Tamam mı dostlar? Discord'da acayip patlamış durumda bu durum. Çok basit ya. Bir mail alacaksın. Sizi işte bilmem ne Discord sunucusundaki şu uygulamayla bağlandığınız zaman, mesela çok rahat bunun çok benzerini yapmışlardı. Discord'da free, size beleş Nitro. Şu linke tıklamanız, adınızı soyadınızı yazmanız yeterli diyecek, tamam mı? Veya Discord adınızı yazın, şu linke tıklayın. Hop bir tane zip dosyası indirecek, tamam mı? Ulan diyeceksin, bu ne? Basacaksın. Haşırttı Blackboard. Hikaye bu arkadaşlar. O yüzden linki saklayabiliyor herif CDN yüzünden. Bir phisher'ın, yani bu tarz phish eylemlerini yapan adamın en çok ihtiyacı olan şey legal gözüken düzgün link sağlayabilmek. Adam bunu yapabiliyor. Bu acayip derecede popüler şu aralarda. Çok dikkatli olun. Kurtulmanın hiçbir yolu yok abi. Dikkat edeceksiniz. Kendiniz çok dikkat edeceksiniz dostlar. Tıklamayın. Fıdıdı 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 fıdıdı. Phishing'e karşı en önemli şey şu anda yaptığımız şey dostlar. Yani kullanıcı bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi. Şu anda bilinçlendiniz. Discord linklerine tıklamadan evvel iki kere düşüneceğinizi biliyorsunuz artık. Dosyanın tamamını kontrol etmeniz lazım. Ona bakarak kontrol edin. Hikaye bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye YouTube. Abone olun oğlum. Adam modemi söktü götürüyor.